Buyur ha. Neyse, samur belasını şimdilik saf dışı ettik. Şimdilik abi. O adamın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Doğru diyorsun Ömer Bey. Her türlü melanet beklenir o adamdan. Yaşar Kaya. Gözünüz tarlaların huğuların üstünde olsun. Adamların kulağını bük. Kuş uçsa haberim olsun. Başım gözüm üstüne ağam. Ben doğrudan araziye gideyim. Tamam. Seni de biz bırakalım Resul. Geldim beyim. Valla kafanız zehir gibi çalışıyor ağam. Beyler meclisine baş olmaktan daha fiyakalı bir iş yapmışsınız ya. Öyle öyle. Hem Samur'un defterini dürdük, hem de başkanlığı bu şerefe layık bir aileye bırakıp çevreden çok iyi puan topladık. Aslan başların hakkı aslan başlara. Boşu boşuna Sezar olmuyor tabii ki. Samur'a, ben de diyorum abimler neden benim gelmemi istemiyor? Gelseydin de dağıtsaydın değil mi ortalığı? Efendim Yaşar Kaya. Haklı çıktın ağam. Akrep yine gösterdi akrepliğini. Koca kayanın oradan, ta koca kayanın oradan suları kesmiş. Tekneleri de kırdırmış. Ne zaman olmuş bu hikaye? Aklı zatında 3 gün falan olmuş. Beyaz gelinciğin tarlası da susuz kalmış. Tamam geliyorum hemen. Geçmiş olsun. Sağ olun. Büyük bir felaket atlattık. Neyse ki derme çatma da olsa hallolmuş. Aslan başlara yakışmadıysa özür dileriz ama burayı kurtarmak için acil bir çözüme ihtiyacımız vardı. İnsanlar derme çatma huğularında sıtmayla cebelleşmeselerdi daha düzgününü de yapardık. Huğularda sıtma mı var? Benim haberim yok. Haberiniz olmaz tabii. Siz orada burada hafta sonları gezerken evet... İnsanlar sıtmayla cebelleşiyorlar. Ben gidip insanlarla ilgileneyim. Görüşürüz. Bizim bu huğuların ilaç doktor içine bakan biri yok muydu Yaşar Kaya? Behçet Bey var. İnanın bir kasıt, bir kötü niyet yok Ömer Bey. Eski ilaçların son kullanma tarihi geçmiş. Yenilerini istedik, bir türlü vaktinde gönderemediler efendim. Yemin ederim efendim. Bu işten 5 kuruşluk bir menfaatim olduysa... Ulan o insanların hayatının hiç değeri yok mu senin için? Ha? Rezil herif. Yaşar Kaya. Götürün bu rezili. Yürü lan. Yürü! Bir daha bu herifin yüzünü Çukurova'da görmeyeyim.
Vakit tamam sanırım. Tekstilde ne durumdayız? Önce onu konuşalım. İç güğüm üretiminden başlayabiliriz mesela. Melih Bey, eğer gazeteleri... Melih Bey? Efendim Aylin'ciğim. Saat kafanızı şişirdim ama şimdi kendi gözünüzle göreceksiniz. Buyurun. Gerçekten bütün övgülerinizi hak ediyor Ceren Hanım. Kalitesi bir yana ben bu kadar çok kozalı bir pamuk fidesi görmemiştim. Bir de buna bakmanızı istiyorum. Bu pamuğumuzun işlenmiş hali. Bu da diğeri. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Sizler sırasında dalga geçmişsiniz Melih Bey. Ceren Hanım'ın anlattığı genotip Y. Yani mukayese için kullandığımız standart tohum, öyle değil mi? Öyle mi? Sahiden arada büyük fark varmış ha, kaptan? Bu durumda dekar başına 800-900 kilo daha fazla ürün almamız mümkün değil mi Yavuz Bey? Kesinlikle efendim. Ceren Hanım'ın hibriti yüzümüzü güldürecek. Yani güldürebilir. Eğer siz yeni araştırma bütçemizi onaylarsanız. Tamam peki. Dosyasını gönderin, imzalayayım. Efendim. Gelsin. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim, gelsene. Otursana. Yok, bunu geri vermeye geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca güveniniz için de teşekkür ederim. O para işimizi çok kolaylaştıracak. Niye teşekkür ediyorsun ki? İddiayı kazandın. Bileğinin hakkıyla aldın bütçeyi. Evet, ama yine de izin verin size bir yemek ısmarlayayım. En azından şirketin lokantasında. Olabilir. Peki sebzelerle aran nasıl senin? Yani bir ziraat mühendisi olarak. İyidir. Ama aşçılığının o kadar iyi olduğunu zannetmiyorum. Yok, gayet iyiyimdir. Zeytinyağları çok iyi yaparım. Patlıcanı da severim. Özellikle hünkâr beğendiğim. Harika. O zaman bana kendi ellerinle bir hünkâr beğendi yap. Tamam. Ne zaman istersen. İsterseniz. Yolu biliyorsunuz. Yarın diyelim mi? Anlaştık. Yarın görüşürüz. Görüşelim. Mustafa. Kapat abi, kapat. Abicim bir sürü işim gücüm var. Toplantılarım var. Hadi Mustafa. Söyle ne istiyorsun? İş istiyorsun. Burada daha rahat konuşuruz diye geldim. Ne konuşacağız söyle. Ya sana bir attan bahsetmiştim. Hayır. Ya. At ha? Şu kapıdan girer girmez anlamadıysan bana da Ömer demesinler. Ha?
Boşuna ısrar etme abicim. Senin bu oyuncakların bize çok pahalıya patlıyor. Abicim. İşte atın sahibi aradı bugün. Konuştukları başka biri daha varmış. Yani eğer hemen cevap vermezsem... Çok safsın be Mustafa. Bunlar müşteri kızıştırma numaraları. Abicim, kim biliyor musun? Kimmiş? Diğer konuştukları adam. Kim? Davut Samur. Namı diğer Çamur Ağa. Ya eğer istiyorsan... Bu biricik, güzelim, canım, mükemmel İngiliz tayını bırakalım Çamur Ağa'ya. Alsın gitsin. Çok kurnazsın Mustafa. Ne kadar abicim bu atın fiyatı? Ne güzel hayvanlar bunlar. At dedin mi, mühim olan sürattir. Yoğusa kulağı asma. Güzelliği 5 para etmez. Gel, ben sana göstereyim atları, gel. Kasırga. Adı kasırga. Kendi de kasırga gibidir ha. Kendisine 250.000 papel saymıştım. Yalanım. Bilmediğin şeyler var. Bu aslan başlar son zamanda gene azıttılar. Çukurova'yı kendi malları biliyorlar. Bu davayı mutlaka kazanmak lazım. Merak etmeyin Davut Bey. Az kaldı. Yakında onlar da görecekler kaybetmek neymiş. Hay gözünü seveyim be. Kazanacağız ha. Gözünün yağını yiyeyim senin. Zaten emindim. Seni ilk gördüğümde gözüme kestirdiydim. Alo anne nasılsın? Babam nasıl? Biz iyiyiz de seni sormalı. Tatilde misin yoksa? Yoo Adana'dayım. Tatile çıksam haber vermez miyim? Ha, her şeyi haber veriyor musun sanki? Dur ben konuşayım. Ceren senin ani karar değiştirmelerin meşhur kızım. Sözde İstanbul'a dönüyordun. Hop bir de baktık vazgeçmişsin. O sadece bir kere oldu baba. Bir saat bekledik ama seni havaalanında. Baba şimdi elim kolum dolu. Sizi sonra arayayım mı? Cepten ara. Dışarıdayız. Tamam hoşça kal. Hoşça kal. Ömer öyle deyince beyler meclisinde bir alkış koptu. Orada olmalıydın. Bahadırlılar da çok sevindiler haliyle. Bu armağanı da onlar gönderdi. Teşekkürlerinin bir nişanesi. Abi ne kaynatıyorsunuz yine? Aa, gel Ömerciğim gel gel. Kıskanırım vallahi. Dedemle az önce senden söz ediyorduk. Nerede o hayırsız? Kaç yapma gündür ya. Semtime uğramıyor. Aslan dedem benim. Buradayım dedem. O hiç sorun değil sayın bakanım. Ben akşam uçağıyla gelirim. Sabah da erkenden bakanlıkta olurum. Sağ olun, teşekkürler sayın bakanım, saygılar. Ben demedim mi sana bu boru hattının bakımı bizden sorulacak diye? Yani olur mu diyorsun ağam? Eli kulağında. Sayın bakan açıkça söylemedi ama o da ikna olmuş gibi bu işi en iyi bizim kotaracağımıza. Kurbanın olan ağam. Gözünün çiçeğini yiyem. Yavaş oğlum. Herhalde kızlar kendi aralarında bir yemek düzenlemişler. Planlarını bozduk. Niye bozalım Melikeciğim? Biz bir köşede sessiz sedasız otururuz. Var mıyız yok muyuz anlamazlar bile. Diyar da gelecek mi? Yok, Diyar'ın önemli bir duruşması var da onun için çalışıyor. Yani buralara kadar gelmişken göremeyecek miyiz Diyarcığım? Olur mu anneciğim? O da duruşmadan sonra gelir koşa koşa. Alo. Alo. Ömer ben Ceren. Sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Yemeği başka bir akşama bırakmak zorundayız. Acil bir işim çıktı. Ankara'ya gitmem lazım. Hay Allah. Ne yapalım? Ya işler daha önemli tabii. Hakkın baki ama ona göre. Başka bir zaman. Beyaz gelincik. Darılmadın değil mi bana? Yok. İyi yolculuklar. Hoşçakalın. Sağ ol. Bizim yemek iptal. Yaşasın. Kızımızla baş başayız. Benim işe gitmem lazım. Kusura bakmazsınız değil mi? 1-2 saate dönerim. Ah aşk olsun ne kusuru. Ben yokken mutfağa girmek yok anne. Her şeyi ben yapacağım. Merak etme. Tamam. İşe bu kıyafetle mi gidiyorsun kızım?
Evet babacığım, bazen böyle giyiniyorum ama bazen çok daha şık giyiniyorum. Ya ne diyeceğim, siz de benimle gelsenize. Olur. Demek askersiniz. Askerdim. Birkaç yıl önce emekli oldum. Efendim, emekli topçu, kıdemli albay Nedim Duru. Öyle mi? Ben de yedek subaylığımı topçu birliğinde yaptım. Nerede? Polatlı'da. Aa, tesadüfe bakın. Benim ilk görev yaptığı birlik. Acıkır'ı bilir misiniz? Bilmez miyim? Az mı zamanımız geçti oralarda? Yesene kızım, niye süzülüyorsun? Yiyorum anne. Elinize sağlık Ceren Hanım. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Aşçılığının ötesinde çok da iyi bir ziraat mühendisi Ceren Hanım. Bizim tarım ürünleri şirketinin göz bebeği diyebilirim. Aman yüzüne karşı söylemeyin, şımarmasın. Aşk olsun Nedim, niye şımarsın? Bence siz de gurur duymalısınız. Çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Övülmeye de hiç gelemez. Yanakları kızarıverir. Nutku tutulur. Her zaman gururlanıyoruz biz kızımızla. Kızınız size çok benziyor Melike Hanım. Sahi mi? Hı-hı. Benziyor ya. Gözlerini de benden almış. Biraz daha alır mısınız babacığım? Sağ ol kızım. Nefis ama kilolarımıza dikkat etme yaşımız geldi. Doğma büyüme Adanalı mısınız Ömer Bey? Evet. Adana'nın efsaneleri çoktur. Doğru söylüyorsunuz. Ben onları dinleyerek büyüdüm. Bizim burada çocuklara masal yerine o efsaneler anlatılır. Hmm. Keşke birkaç tanesini Hacı Sefer dedemden dinleyebilseydiniz. Bence böyle toplantılara daha sık katılmalısın. Anlaşıldı. Yakışıklı kocanı herkese göstermek istiyorsun. Sen benimle görünmek istemiyorsun ama. Hmm. Böyle bir kadınla birlikte olmayı istemeyecek bir erkek ancak ölü olabilir. Çok hoşsunuz. Vallahi sizi gören balayında genç bir çift zanneder. Nazar değmesin. Kıskanç bakışları hissedebiliyorum. Hı hı. Güzel ve zeki bir kadın, yakışıklı ve genç bir erkek. Hem de delikanlılara taş çıkartacak bir erkek. Hı hı. Ve o erkek bir çocuk daha istiyor. İyisin değil mi? Hı, iyiyim. Benim için gerçekten hoş bir sürpriz oldu. Benim için de. Çok tatlı insanlar gerçekten. Neyse, görüşmek üzere. Her şey için teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Bu Ömer Bey'i. Anne sakın aklından bile geçirme. O benim patronum. Ayrıca şu sıralar evlilik falan değil, sadece işimi düşünüyorum.